Aman efendim, sefalar getirdiniz, sefalar geldik evlerinize değerli izleyiciler. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nı coşkuyla hep birlikte kutlamıştık. O mutluluğu bayram sevinci içinde paylaşmıştık. Ama o kadar çok güzel istekler geldi ki adeta doyamamışsınız sanat müziğimize, kulaklarımıza geldi. Yazdığınız, gönderdiğiniz mesajlarla Sayın Belediye Başkanımız dedi ki bu kadar özlem olur da bir defa da biter mi? Hani bugün 6 Eylül biliyorsunuz, Akhisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü efendim. Onun için özellikle Akhisar için bu güzel geceyi sizler için hazırladık. Bizi izleyen dünyanın, Türkiye'nin neresinde olursa olsun sevgili izleyicilere buradan gönül dolusu merhabalar diyoruz. Efendim sizler de stüdyomuza buraya hoş geldiniz. Evet, gerçekten anlamlı bir gün, aynı 30 Ağustos'ta olduğu gibi. Çünkü düşman işgalinden, özellikle yurdumuza zarar veren bu insanlardan, ülkemizi kurtarmak için başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde halkımızın büyük çabasıyla birlikte kurtuluşa erdik. Ne mutlu ki 3 gün sonra da İzmir'den onları denize dökeceğiz biliyorsunuz. 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşu. Efendim, sefalar getirdiniz deyip sefalar geldiniz dostlar diyoruz. Çünkü sizler bugün bizim konuğumuzsunuz değil mi değerli şefim? Biz sizin evlerinize konuk olduk. Ekranlarda siz de bizim stüdyomuza konuk oldunuz. Akhisar'dan, sinemamızdan sizlere seslenmenin haklı gururu ve onurunu birlikte yaşıyoruz. Sayın şefim, biliyorsunuz önceki programlarda hep ben sizi çağırırdım böyle değil mi? Bu sefer böyle bir sürpriz yaptık. Değil mi? Avni Anadolu'muzun çok güzel bir şarkısıyla sefalar geldiniz dedik. Efendim değerli izleyiciler, bu akşam neler yok ki? Gerçekten övdüğümü zannetmeyin, gerçekleri anlatıyorum. Birbirinden güzel şarkılar, birbirinden güzel sesli solistlerle birlikte huzurlarınıza gelecek. Hep beraber şarkıları seslendireceğiz. Hep beraber okuyacağız. Bizimle şarkı söylemeye hazır mısınız? Efendim? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Hazır mıyız? Evet, evlerden istek geliyor, hazırız diyorlar. Biz de sizleri şarkılarımıza eşlik etmeniz için bekliyoruz. Hemen şimdi programa başlıyoruz. Şöyle yavaş 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 geliyoruz. Efendim, Akhisar'ımızın, belediyemizin, Türk Sanat Müziği Koromuzun solistleri ve koristleriyle bu akşam neler yok ki dedikten sonra üçlü bir, dörtlü bir sunum yapacağız vaktimizi iyi idare etmek için. Önce huzurlarınıza bir Zeki Müren şarkısıyla "Zehretme hayatı bana cananım" diyecek Özden Serpen, ki dipnotu olarak vermek gerekirse Zeki Müren'in bestelediği ilk şarkı. Akrostiş tabir edilen Zeki çıkıyor efendim şarkının baş harflerini aldığınızda, anlamı olan bir şarkı. Sevgili Özden Serpen bunu seslendirecek. Sonra da sözleri Türkan Şoray'a ait olan bir şarkıyı Yeliz Olut seslendirecek. Burukacı diyecek ve koromuz "Neyleyim, neyleyim ben böyle ya?" Evet, alkışlarla hazırız. Alkışlar Özden Serpen için. Buyurun efendim. Hijyene dikkat ediyoruz değerli izleyiciler, görüyorsunuz bu salgın daha çok bulaşmasın diye her türlü tedbir alındı. Mesafe, hijyen,
Ne kadar iyi olur değil mi? Sevdiklerimizi keşke bize verseler de oynasak değerli izleyiciler. Ama her zaman gerçekler böyle olmayabiliyor. Sevmek zorunda da kalabiliyoruz, sevebiliyoruz. Olsun, o bizim yanımızda olsun sevmek dileğiyle. İşte görüyorsunuz böylesine güzel bir başlangıçla siz değerli izleyicilerimizin evine konuk olduk. Sanıyorum şu anda çok mutlusunuz. Öyle mi efendim? Evetler geliyor. Sayın şefim, biliyorsunuz geçen sefer sazlarımızı biraz sonra tanıtmıştık. İstiyorum ki program devam ederken değerli saz sanatçılarımızı kendileriyle tanıtalım. Ben yine buraya geliyorum. Sevgili Caner. Selamlar herkese. Caner Arauz. İzmir'den TRT'de Erol abilerimizle beraber, hocalarımızla beraber televizyon ve radyo programlarındayız. Burada Akhisar'da güzel bir gece geçirmek için geldik. Akhisar'ın kurtuluşunu da kutluyorum Türk milleti adına. Çok teşekkürler. Hemen böyle geliyor. Genç bir yetenek. Osman Özdamanlı. Keman sanatçısıyım. Daha cesur ol. Bu yıl konservatuvara girdin mi? Girecek inşallah. Evet değerli izleyiciler. Hakikaten Akhisar'ın yeni kabiliyetlerinden birisi. Hemen yanındaki dostumuza, yakışıklı arkadaşa geliyoruz. Şafak kardeş. Ben de keman sanatçısıyım. Kaç yıldır? 15 oldu. Maşallah. Efendim buyurun. Adnan Özel. Klanet sanatçısıyım. Bu güzel koroya eşlik etmek için geldik. Çok bir tevazı görüyorsunuz satrancılığını, bir taksitle konuşuyorlar. Gerçek değerler öyledir efendim, değil mi? Böyle ağırdır. Tabii hepsini çok çok tebrik ediyoruz değerli sanatçı olarak. Evet gelelim bir Akhisar'a. İyi akşamlar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. Erdal Yiğiter. Evet, adını sonra söyledik. Başarılar diliyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Efendim, vay vay vay. Turan Mama! Hocam, sizden bir isteğim var. Estağfurullah. Siz beni daha güzel anlatıyorsunuz. Lütfen ben sizden dinlemek istiyorum. Aman efendim, şimdiye kadar karşılaştığımız en güzel sürpriz oldu. Efendim, onu tanımayan yok. Niye? Çünkü TRT'mizin aynı Caner Aral'da olduğu gibi yıllardır televizyon ve radyolarda onun ritmini zevkle dinliyoruz. Ve daha evvel de yine böyle tanıtılmıştı. Vay 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 da Turan Mamay denmişti kafiyeli olduğu için. Gerçekten Türkiye'nin geliştirdiği en değerli ritim sanatçılarından biri Turan Mamay. Aramızdasınız. Ne güzel sizlerle birlikte. Efendim değerli saz arkadaşlarımızı biz alkışlıyoruz. Televizyonları başındakiler de mutlaka bizi alkışlıyorlar. Yakın çekim olunca daha mutlu hissettik kendimizi. Çünkü şu anda sahnede daha rahat görünüyoruz kameraman arkadaşlarımız sayesinde. Devam ediyor müzik. Müzik öyle bir şey ki büyülü bir süreç. Müziğin olduğu yerde kötülük barınmıyor. Eğer dünyayı müzisyenler yönetseydi inanın haksızlık, açlık, savaşlar olmayacaktı. Her şeyi hakça paylaşmanın yolu müzikten geçiyor. Keşke herkes müzik yapabilseydi ama herkese mahsus değil. Devam ediyor muhteşem şarkılarımızla. Efendim, Arzu Çelik önce huzurlarınıza gelecek. Unutamam seni diyecek. Hani o çok bildiğiniz şarkı var ya. Hepiniz her türlü şarkıyı çok iyi biliyorsunuz zaten. Hemen ardından Eylem Yıldırım güzel yorumuyla ekranlarda olacak. Kumruları dinledim, susuverdiler dedikten sonra hep beraber koro dahil ben niye aldım kaçaktan diyeceğiz efendim. Alkışlar hemen geliyor. Arzu Çelik için. Oh,
Güzel stüdyoda olunca tabii değerli seyircilerimiz salonumuzda yok. Ama onlar varmış gibi kabul ediyoruz. Ve bizi izleyen değerli izleyicilerimiz şu anda zaten alkışlıyorlar. Sayın Erol Gönüldaş, bu kadar güzel repertuar yapılır mı Allah aşkına? Ne diyorsunuz? Yani bu kadar yetenekli eleman, bu kadar başarılı bir şef, bu kadar başarılı saz ekibi, bu kadar duyarlı bir belediye başkanı Sayın Besim Dutlulu varsa eğer bu kadar muhteşem şeyler çıkıyor. Ne diyorsunuz Akhisarlı biri olarak? Çünkü biliyorum ki çocukluğunuz burada geçti. İlk başta hepsi benim kardeşim, abim, dostum ve en büyük olarak da hemşerim. Onlara birazcık torpil geçince çok gururlanıyorum. İyi ki varlar. Onları çok seviyorum. Harika bir ekip olduk. Sevgili yönetimimiz ve büyük başkanımız Erman Çatınlı ile en başta çok büyük destekleri olan başkanımız, Besim Bey'in babası, benim baba dostum. Ne kadar güzel. Yani çok büyük destekleri var. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Aksarımızın kurtuluşu hepimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah inşallah daha göstermesin. Amin. Amin. Aman efendim sayın çevirimiz, ne güzel konuştunuz öyle. Evet, yavaş yavaş şimdi nereye geldik? Efendim, harika şarkılar var bu şark makamında. Ve ilk solist, yıllardan beri olağanüstü ilgisi ve çabasıyla önce Akhisar Musiki Derneği'ydi. Bu derneğin yaşaması için elinden gelen bütün çabayı esirgemeyen çok değerli bir Akhisarlı. İşte Erdoğan Çatılı. Efendim, alkışlarınızı önce onu alacağız buraya. Onu ben duygularını öğreneceğim. Hemen ne okuyacak diye tabii. Yani benzemez kimse sana. Tavrına hayran olayım dedikten hemen sonra Yasemin Ayaz güzel yorumuyla vurgunu söyleyecek. Ve arkadan Serenay Yurtsever Fikrimin ince gülü diyecek. Biliyorum bu şarkıları evde hep birlikte söylüyoruz. Ve koromuz Bir Sevda Geldi Başıma. Alkışlar Sayın Erdoğan Çatılı için. Erdoğan Beyciğim hoş geldiniz. Önce gerekli önlemi alıyoruz değil mi mikrofona? Evet. Evet. Gerekli önlemi alıyoruz. Değerli izleyicilerimiz de sanıyorum değil mi bulaşta her türlü önlemi alıyorlar. Bir an evvel inşallah bundan kurtulacağız. Olmaz. Sayın Çatılı. Almak zorundayız. Evet. Değil mi? Almak zorundayız. Peki kurtuluşu için muhakkak çok şeyler diyeceksiniz. O günleri
yaşamadınız ama yakınlarınızdan duydunuz o vahşeti, canavarlığı, yok edilişleri, değil mi? Yunanların Türklere yaptığı mezalimi. O günkü atalarımız çok büyük çaba sarf ederek Aksaray'ın kurtuluşunu sağlamışlar. Ben buradan hepsine rahmet diliyorum. Rahmet diliyorsunuz. Gazilerimize çabalar sarf etmişler. Evet, mikrofon sizin. Başkan. 1, 2, 3, 4.
seviyoruz. Ne olursa olsun önce birbirimizi seviyoruz. Müziğimizi seviyoruz. Nefreti bir kenara atıyoruz. Sevgiyle her şey büyüyor. Daha yüceleşiyor değerli izleyiciler. Öyle değil mi efendim? Hepiniz aynı fikirdesiniz mutlaka bizimle. Hani hayat denilen şey bazen keder, üzüntü, her şey getirebilir. Ama inanın müzikte rahatlayabiliriz, çok daha mutlu olabiliriz. Hep müzik dinleyelim diyorum. Bu arada işaretler geliyor, bakıyorum uzakta değerli dostlarımız var. Efendim, öyle mi? Oo, müthiş izleniyormuşuz, müthiş izleniyormuşuz sayın şefim. Bakıyorum haberler işaretle. Tamam, tamam. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinden. Amerika. Evet, bu arada Amerika'dan. Evet, haber verdik. Avrupa'nın birçok şehrinden. Başta İzmir olmak üzere Ankara, İstanbul gibi değerli dostlarımızın olduğu yerden müthiş izleniyormuşuz. Tebrikler geliyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Güzel övgülü cümleleriniz için değerli izleyiciler. Siz bu kadar bize önem ve değer verirseniz biz hemen hemen her hafta... Sayın Şef, olmaz ama biraz abartıyorum değil mi? Sayın Belediye Başkanımızın affına sığınarak Sayın Bezim Dutlulu izliyorsanız efendim sanıyorum mutlu oluyorsunuz. Siz de değerli Aksarlar gibi bize daha çok şans vermek için adeta yarışacaklar biliyorum diğer konserlerimiz için. Evet işte böyle bir şey müzik. Müzik birbirimize bağlıyor, müzik yüceltiyor, müzik güzelleştiriyor. Her türlü öfkeyi bir kenara atmamıza neden oluyormuş diyerekten devam diyorum, devam diyorum. Evet. Çok iyi bir ses, yeni bir değer kazandığı Akhisar Belediyesi Sanat Müziği Korosu'nun gerçekten muhteşem sesi olan. Ben çok beğendim. İlk defa dinliyorum. Kimi? Şule Sivaslı'yı dinleyeceğiz. Bana yalan söylediler diyecek. İnanın geleceğin yıldızı olabilir. Hadi bakalım gel buraya güzel kız. Hadi bakalım nazlanma nazlanma. Alkışlar alkışlar onun için. Gel canım. Yani abartmadı bir an. Hadi şu mikrofonu ayarlayalım. Ve hemen arkadan hep beraber Üsküdar'a geleceğiz. Korum. Thank you.
Caner Ara abi için. Katipler varmış, Üsküdar'da dolaşırlarmış. Nostaljik takılmak da güzel. O günleri şöyle yaşayanlar yaşamıyor aramızda ama bu güzel türkülerle, İstanbul türküleriyle o güzelim İstanbul'u hatırlama imkanını verdik size değerli izleyiciler. Aman Allah'ım, övgüler dolu, övgüler dolu mesajlarınız geliyormuş değerli. Bazı misafirlerimiz aramızda tek yükte olsa varlar. Bildiriyorlar işaretle. Çok teşekkür ediyoruz. Övgü dolu, güzel tebrikleriniz için efendim. Tabii bu arada yayının size ulaştırılmasında emeği geçen başta kameraman arkadaşlarımız olmak üzere, ses üzerinde görev alan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Unutmayalım onları da. Evet. Değil mi? Alkış onlara. Hadi alkışlayalım. Efendim devam ediyor güzel program. Şimdi iki kişi gelecek, iki solist gelecek. Ben geçen programımda onu prenses ilan ettim. Sinem Fidan. Önce anlamazdım diyecek. Hemen ardından büklüm büklüm diyecek. Sylvester Stallone mi, Arnold Schwarzenegger mi, Herkül mü ne derseniz deyin. Yakışıklıkta üstüne olmayan. Gerçekten şu anda da sevindim Selçuk Üniversitesi Batı Müziği Konservatuvarı'nı kazandığı için, değil mi? Nerede oturuyor yakışıklığım? Recep Adak gelecek. Onu sevmedi. Beni den evvel büklüm büklüm diyecek. Efendim, hoş geldiniz. Peki evde de böyle kurallara riayet ediyor musunuz? Her zaman. Her zaman. Ne tavsiye ediyorsunuz bizi izleyen değerli izleyicilere? Kurallara uyalım. Hep sevgi ve barış içinde olalım. Güzel. Bu şekilde. Yaşayalım ki var olalım. Mikrofon sizin. Thank you.
Kalbinizi sevmeye açın. Yeni adaylar bekleyelim. Görün bakın sevgiyle her şey çok daha güzel olacak. İşte yine güzel bir şarkı. Gönül. Biliyorsunuz o şarkı. Adeta biliyorum ki ekranları başında bizi izleyen değerli izleyiciler hangi şarkı çıkacak acaba diye. Hatta fal bakıyorlarmış. Acaba şu şarkı var mı? Bu şarkı. İnanın bu akşamki repertuar hepinizin beklentilerine yanıt verecek şekilde ayarlandı. Değerli şefimiz zaten bunu öncelikle düşündü. Evet, şimdi gönül deyince Hüseyin Tabakçı önce mikrofona gelecek. Hemen ardından Akisar'ımızın değerli, hepimizin çok sevdiği, önemli bir ismi Kenan Şener'i gelecek. Güzel kalpli Kasımpaşa diyecek, fıkır fıkır oynatacak. Önce Hüseyin Tabakçı'yı alkışlıyoruz efendim. Hüseyin Bey buyurun efendim. Önce değiştiriyoruz mikrofonun hijyen koşullarını. Ve tabii bir şeyler konuşuyoruz sizinle. Biliyorum ki siz burada görevlisiniz ama aileniz İzmir'de yaşıyor.
Peki. Onu da kullanabiliriz buna. Şu anda bizi izliyorlar mutlaka. Değil mi? Ekranları başında. Ne diyorsunuz? Gözlemlerinizi nasıl iletiyorsunuz? Onlara buyurun efendim. Valla tabii şehir dışındaki bütün sevenlerim, bütün sevdiğim olan selamlar gönderiyorum. Evet. Hepsi alacaklar aslında. Ancak. Böyle bir dönemde. Ama kavuşma var değil mi? Her zaman. Kavuşma var her zaman. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Söz. Şakriyeleri terzane, bir yaz edeyim hayvan.
izleyicilerimiz. Bize çırpın efendim televizyondan zımbacın. Erkan Şener'i. Gel babacığının yanına. Efendim bugün gelirken badem şekeri de getirmiş. Ve şarkıda da badem şekeri geçiyor. Tesadüf. Biraz tesadüf. Gibi değermedi bana. Peki şimdi şarkı bitti ama şekeri dağıtalım mı? Dağıtabilirsiniz. Müşterilerimiz var. Ekranları başında bizi izleyen efendim buyurun. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ah. Koy bakalım badem şekerini. Efendim, tesadüf olamaz bu. Getirdi de arttı. Dünya tatlısı her zaman bonkördür. Dünya tatlısı. Efendim, işte böyle. Aşk böyle bir şey. Hep aşk olmasa meşk olmuyor değil mi Erol'cum? Hakikaten. Birisi kelebeğe benzetiyor. Diyor ki, kelebeğin peşinden koşturursanız kaçar gider. Ama aşk öyle bir şey ki bir gün omuzunuza konmayacağının garantisi yokmuş. Hadi aşık olalım. Sevgili Özüm Gence, gel barışalım diyorsun. Biz küsmedik canım. Değildik tabii. Sen bu güzel şarkıyı söyledikten sonra sevgili Ercan Erbestoğlu ki koroda büyük aşama kaydetti. Her gün onun kliplerini izliyoruz. Çok başarılı bir solist oldu. O da sizlere yıldızlara baktırdığım ballarda çıkıyorsun. Efendim mikrofon sevgili Özüm Gence'yiz.
geleden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız. Duyar olmaz. Rüyanın o olmaz.
bir hızlı bir trene bindik, gidiyoruz değil mi böyle? Nereye doğru? Güzelliğe doğru. Efendim, şimdi tür değiştirelim mi bu güzel şarkılardan sonra? Ruhi Güntalaz'ı davet edeceğim. O çok güzel bir zeybek söyleyecek size ve oynayacak. Onu biz bu özelliğiyle zaten tanıyoruz. Ne diyecek? Kerimoğlu diyecek. Hemen ardından oturan bu yakışıklı beylerden, yönetim kurulunun olmazsa olmazlarından değerli hocamız, öğretmenimiz Özcan Tetik huzurlarımızda olacak. Değilim ley diyecek. Efendim, öyle kolay kolay alkışsız gelmez. Alkışlar. Buyurun. Buyurun efendim. Şöyle biraz sonra bize nasıl bir şov yapacağınızı biliyoruz. Buyurun. Hemen mikrofonun başına alalım. Şöyle. Nazlı nazlı geliyorsunuz yani. Daha mı çok alkış istiyordunuz yoksa? Hadi bakalım mikrofonu dezenfekte edelim. Söz. Buyurun siz.
teşekkür ederiz. Aman Allah'ım, ne güzel bir parçaydı bu böyle, değil mi? Ama onun branşı olduğu konu divaneli şarkılarında gerçekten yani yeni bir yıldız doğuyor. A Star Is Born gibi bir şey oldu bu. Vallahi Özcan Bey, yani amatör diye başladılar ama profesyonel çok sanatçı var artık aramızda. Yavaş yavaş herhalde İstanbul piyasası da tanıyacak onları, değil mi bu işte? Akhisar bu yani, Akhisar'dan çok değer çıkıyor. Evet, sırada kim var? Tek şarkı. Hani blok olarak sürüyorduk ya, o ona ait mahsus bir blokta geliyor. Çok özelliği var herhalde bu şarkının. Ne dersiniz Cafer Bey? Cafer Gündüz efendim. Cafer Gündüz alkışlarınıza geliyor. Hemen dezenfekte ediyor mikrofonu. Ne diyor bakalım Cafer Gündüz Bey? Ayrılık kolay değil diyor. Değerli izleyicilerimiz, sizler de bizimle söylüyor musunuz?
çıkıyor vallahi billahi. Nasıl bir koro bu böyle? İnanılır gibi değil değerli seyirciler. Şimdiye kadar böyle bir koro izlediniz mi? Böyle solistler gördünüz mü? Nasıl geçtiğini anlamadık bile. Vaktin 1,5 saati devirmişiz sayın şefim. Güzel şeyler çabuk geçiyor değil mi? Bizi izleyen değerli izleyiciler de sanıyorum bugün çok mutlu oldular. Bizimle birlikte oldukları için. Evet, bir şarkı geliyor. Hemen ardından sevgili Ali Rıza Sakman gelecek. Wedding Sakman gelecek. Güzel bir şarkı olacak. Sonra koromuz bir şarkı söyleyecek. Hangi şarkı? Çok hoş, güzel. Şu gelen atlı mıdır? Sordum, Bağdatlı mıdır diyecek. Sonra size yavaş yavaş veda edeceğiz efendim. Hayatta hiçbir şey az olmadı senin kadar.
kadar çabuk geçti zaman değerli izleyiciler. Hemen hemen iki saattir sizlerle birlikteydik. Ne yazık ki her şeyin olduğu gibi bu gecenin de sonuna geldik. Biraz sonra 10. yıl marşımızı hep birlikte okuyup size veda edeceğiz. Ama bugün bizi izlediğiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için size sonsuz teşekkürlerimizi, saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz değerli izleyiciler. Dileyelim ki bir başka güzel konser gecesinde yine siz değerli izleyicilerimizle birlikte olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun, yüzünüzde gülüş, gönlünüzde sevgi olmasın. Efendim şimdilik alasma. Thank you.